geldiniz. Türk Ceza Hukuku Derneği'nin geleneksel olarak düzenlediği pazartesi forumlarının 2018 yılı için 5. forumundayız. Bu forumun konusu yargı ve hakikat. Konuşmacı Profesör Doktor Ozan Erözden ve oturum başkanlığı da Sayın Meslektaş Avukat Emel Selimli yönetecek. Buyurun efendim. Herkese merhaba. Türk Ceza Hukuku Derneği'nin düzenlediği pazartesi forumlarının 2018 yılına ait ilk toplantısının konusu yargı ve hakikat. İnsan hakları ihlalleri söz konusu olduğunda ceza yargılamaları yoluyla hakikate ulaşmak ne derecede mümkündür? Bu konuda imkanlar ve sınırlar nelerdir üstüne? Birlikte düşüneceğimiz, tartışacağımız ve değerlendirme yapacağımız derinlikli bir toplantı olmasını ümit ediyoruz. Konuğumuz Ozan Erözden Hoca. Tanıdığınız için tanıtmaya ayrıca gerek görmüyorum. Sunumu için kendilerine ve çok değerli katkılarınız için hepinize şimdiden teşekkür ediyoruz. Küresel, bölgesel ve ülkesel ölçekte yoğun bir siyasal gerilim altında yaşadığımız ve aynı zamanda da muazzam bir yargısal altüst oluş içinde yaşadığımız bu zor günlerde böylesi bir toplantıyı düzenlemek aslında her zamankinden de önemli ve anlamlı. Bu nedenle kendimiz adına da ayrıca Türk Ceza Hukuku Derneği'ne teşekkür ediyoruz. Toplantının formatı itibarıyla Ozan Hocam yarım saat 30 dakika civarında sürecek bir sunum yapacak. Ardından da hep birlikte tartışacağımız ve değerlendireceğimiz bölüme geçeceğiz. Takriben saat 19-19.30 gibi bitirmeyi ümit ediyoruz. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Beni bu seçkin kitlelerinde konuşmaya davet ettiğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Burada ele alacağım konu yargı ve hakikat olarak çok genel bir başlıkla ifade etmeye çalıştığım şeyin daha detayına inersek şudur. Bir soru, mahkeme kararlarıyla tarihsel gerçekleri tespit etmek mümkün müdür gibisinden formüle edilebilir belki. Bu bağlamda esas olarak insanlar karşı suç, soykırım suçu gibisinden kitlesel ölçekte hem failliğin hem de mağduriyetin ortaya çıktığı suç kategorilerinin yargılaması sürecinde sadece faillerin cezalandırılması ile sınırlı bir yargılama faaliyetinden söz edebilir miyiz? Yoksa bunun ötesine geçen tarihsel gerçeklerin tırnak içinde tespit edildiği bir sürecidir gündeme getirmek gerekli mi sorusunu ele alacağım. Bu soruyu sormak birçok çerçevede somut olarak yürütülen yargılamalar bağlamında mümkün olduğu biraz da bu örneklere de gireceğim. Benim özel olarak üzerinde çalıştığım eski Yugoslavya için kurulmuş olan Birleşmiş Milletler Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin faaliyetidir. Ama sadece bununla sınırlı değil, bu konu birçok başka yargılama sürecinde de gerek uluslararası mahkemelerde gerekse ulusal mahkemeler önünde gündeme geldi. Bunlara da çok kısa değinmeye çalışacağım. Şimdi sorunun esas olarak iki yönü olduğunu söyleyebiliriz. Bir mahkeme kararıyla tarihsel gerçeği tespit etmek mümkün müdür? Bunun birinci yönü geçmişe yöneliktir diyebiliriz.
yani geçmişi adlandırarak geçmişte olup bitenin tartışılmaz bir belgesini oluşturacak biçimde bir yargı kararı söz konusu olabilir mi? Yani geçmişe yönelik şöyle oldu, böyle oldu tartışması sona erdirecek nitelikte bir hükümden, nihai hükümden söz edebilir miyiz bir ceza yargılaması sonucunda? Bir de bunun geleceğe yönelik bir boyutu var. Bir ceza yargılamasıyla bir olgunun tespit edilmesinin gelecekte yaratacağı etki nedir? Bunu biraz siyasi konjonktürle bağlantılı olarak toplumsal barışın sağlanmasına yönelik bir katkısı olabilir mi böyle bir faaliyetin gibisinden tartışıldığını gözlemliyoruz. Bunlar şu anda biraz soyut ifadeler olabilir. Birazdan daha somutlaştıracağımı ümit ediyorum. Şimdi öncelikle tarihsel gerçekliğe neden ihtiyaç duyulur sorgulayarak başlayalım ve bunun ceza yargılaması faaliyetiyle ortaya çıkarılması mümkün müdür sorusuna daha sonra geçelim. Soykırım fiili ya da insanlığa karşı suç olarak adlandırılan fiillerin, tanımlanan fiillerin işlenmesinden sonraki süreçte ortaya çıkan tahribatı gidermek için bu fiillerin, faillerinin yargılanmasının ve cezalandırılmasının belli bir takım etkiler doğuracağı doktrinde çeşitli gerekçelerle iddia ediliyor. Bu bağlamda faillerin cezalandırılmasının yanında geçmişte olan bitenin tespit edilmesi, yani mağdurların mağduriyetinin tespit edilmesi başlı başına bir sağaltımdır, bir giderimdir tezinin ortaya atıldığını görüyoruz. Bir yargı kararıyla bir işte insanlar karşı suçun işlendiğini ya da bir soykırımın işlendiğini tespit edilmesi bizatihi bu tespit bile herhangi bir fail cezalandırılması gibisinden bir boyut taşımasa bile mağdurlar açısından bir yarar sağlayan bir olgudur. Bir gider, belli bir ölçüde bir giderilir. Devasın işlendiğini görüyoruz. Bu işin mağdur cephesinden bakıldığında karşımıza çıkan boyutu. Bir de daha genel ölçekte baktığımızda şunu da gözlemlemek mümkün. Bu tip fiillerin işlenmesinden sonra toplumsal barışın yeniden tesis edilmesi son derece ciddi çaba isteyen bir faaliyet ve bu bağlamda bir şekilde bir geçmişe ilişkin ortak hafızanın yaratılması gibisinden bir amaç da beliriyor. Çünkü geçmiş farklı hafızalarla yaşandığı zaman bu geçmişin üzerinden bir şekilde kendisini tanımlayan farklı toplumsal katmanların bir ortak paydada buluşması, bir toplumsal barış ortamı içinde bir arada var olması mümkün değildir ya da çok güçtür gibisinden bir şey var. Bu bağlamda işte hem tek tek bireysel mağduriyet doğuran insan hakları ihlallerinin ortaya çıkarılması bağlamında gerekse bir toplu tablonun tespit edilmesi bağlamında geçmişte ne olduğuna ilişkin herkesin üzerinde ortaklaşa fikir birliğine varacağı bir tespitin yapılmasının öneminden bahsedilmekte. Ceza yargılamaları bu açıdan ne ölçüde elverişlidir? Ceza yargılamalarından böyle bir fayda veyahut da böyle bir işlev bekleyebilir miyiz sorusu sıkça sorulan sorulardan birisi. Ve tabii ki bu soru benim özellikle gündeme aldığım fiiller açısından ister istemez
sıklıkla sorulan bir soru haline geliyor. Çünkü gerek soykırım suçu açısından, gerek insanlar karşı suç olarak tanımlanan suç bakımından şöyle bir ortak özelliğin ortaya çıktığını görüyoruz. Burada mağduriyet, yani suçun mağduru olma halinin belli bir toplumsal gruba aidiyet üzerinden şekillenmesi söz konusu. Yani soykırım suçunun size yöneltilmesinin sebebi işte bir etnik kategoriye, bir dini gruba, bir siyasi çerçevede tanımlanan toplumsal kitle vesaire sonuçta bir kimlik üzerinden belirlenen bir gruba dahil olmanız. Sonuçta işte hırsızlık suçunun mağduru gibisinden şekillenmiyor soykırım suçunda ya da insanlara karşı suçta mağduriyet. Aynı şekilde bu suçları işleyenler bakımından, failler açısından baktığımızda da yine bir gruba aidiyetin ya da bir grubun temsilcisi olarak kendisini lanse etmenin, ortaya atmanın bir özellik olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Sonuçta soykırım işleniyorsa veya insanlara karşı suç işleniyorsa burada failler de belli bir çıkarı, yine bir toplumsal kimlik üzerinden tanımlanan bir çıkarı yerine getirmek ve temsil etmek adına bu fiile girişiyorlar. Bunların detayına girmiyorum. Eğer açılması uygun görülürse daha sonra tartışma bölümünde belki daha şekillendirebiliriz bunları. Ama ne demek istediğimi ifade edebildiğimi ümit ediyorum. Dolayısıyla hem faillerin hem mağdurların grup kimliği üzerinden şekillendiği bir suçun arkasında bu suça yönelik yargılama gündeme geldiğinde ister istemez grup kimliği tarafından şekillendirilen tarih algısı, işte tarihi gerçeklikler olarak kabul edilen olguların yine grup kimliği üzerinden yorumlanması vesaire gibisinden sonuçlar karşılıklı çıkıyor. Yargılama faaliyeti sırasında da bunların gündeme geldiğini görüyoruz. Yani somut örnekler vermek gerekirse mesela Krstić davasında veyahut da Milošević davasında Yugoslavya Uluslararası, eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin şu tartışmayı yaptığını görüyoruz. Yugoslavya'da, Yugoslavya'nın dağılma sürecinde ortaya çıkan silahlı çatışmanın bir zorunluluk olup olmadığı, bunun bir şekilde orada yaşayan insanların en azından bir kısmının savunma ihtiyacıyla girişmiş oldukları fiiller olup olmadıklarını tartışıldığını görüyoruz. Çünkü burada ileri sürülen savların başında şu geliyor, eğer bir zorunluluk olmasaydı bu tip bir şiddet ortaya çıkmazdı. Bu zorunluluk da nedir? Bu zorunluluk bir grubun, Yugoslavya örneğinde söz konusu olan etnik gruplardır, kendini savunması zorunluluğudur. Eğer bu zorunluluğun gereği yerine getirilmeseydi, o zaman o grup ortadan kalkmış olacaktı. Dolayısıyla buna bir meşru müdafaa olarak değerlendirebilirsiniz. Bunun çok genelleştiriyorum. Bir savun yargılama sürecinde de gündeme geldiğini görüyoruz.
Tabii bunların bireysel ceza sorumluluğunun tespit edilmesinin esas amaç olduğu bir yargılama faaliyetinde ne şekilde tartışıldığı son derece önemli. Birazdan nereye geçeceğim? Çünkü bu çerçevede kaldığımızda aslında yapılan şey bir tarih anlatısı oluşturmak. Yine Yugoslavya örneği üzerinden gidersek bu tarih anlatısının geçmişe yönelik referanslarla oluşturulduğunu görüyoruz. 1991'de Yugoslavya'da çatışma nasıl ortaya çıktı? Bu ifade edilirken İkinci Dünya Savaşı'nda o topraklarda yaşayan etnik gruplar arasındaki çatışmanın özellikleri neydi konusunun ister istemez gündeme geldiğini görüyorsunuz. Ve bu bağlamda kendisini yine kendine yönelik referanslarla inşa eden bir tarih anlatısının ortaya çıktığını görüyoruz. Yani çok nasıl diyeyim, amiyane tabirle dile getirmek gerekirse bütün bunlar olduysa bunun bir sebebi var. Ve bu sebepte bir takım tarihsel gerçeklikler üzerine kurulur gibisinden bir olgunun, bir kurgunun yargılama sürecinde gündeme getirildiğini görüyoruz. Gerek özellikle tabii ki bunu Savunma Bakanlığı'nın davaya yönelik işte stratejisinde son derece net bir biçimde görebiliyoruz. Fakat aynı şekilde iddia makamı ve mağdurlar cephesinden de aynı şekilde kurguların ortaya çıktığını görüyoruz. Yani Milošević davasında Slobodan Milošević 1995 yılının Temmuz ayında Bosna Hersek'in Srebrenica kasabasında olan bitenlere ne kadar müdahildi sorusu tartışılırken, zamanla mekanla sınırlı somut bir fiil tartışılırken, bu fiilin etrafının bir tarih anlatısıyla örüldüğünü gözlemliyoruz. O tarih anlatısı 1991-1992 yılına kadar geri gidiyor, 1995'teki bir olayı açıklamak için. Çatışmanın başlangıç anında, çatışmanın başlangıç anındaki referanslarda bizi, o davaya bir şekilde karışan ya da bunu gözlemleyenleri 1941-1945 arasında yaşananlara yönlendiriyor. Ve dolayısıyla tarih anlatıları içinde bir benim tarihim, senin tarihin gibisinden bir tartışmanın da mahkeme salonunda yaşandığını görüyoruz. Mahkemenin bu konuda vereceği karar acaba ne derece tarihsel belge niteliği taşıyacak? Bir ceza yargılamasında bunu bu şekilde tespit etmek mümkün müdür sorusu bu bağlamda haklı bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Bu tip davaların ulusal mahkemeler önünde gerçekleşenlerine örnekler olarak Fransa'da 1990'lı yıllarda Fransa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndaki işbirlikçi hükümeti Vichy rejiminin bir takım faaliyetlerine yönelik yargılamalarda bu konunun gündeme geldiğini görüyoruz. Burada da mesela bir tarih anlatısı söz konusu. İşte Peten hükümetinin faaliyetleri arasında acaba Nazi soykırımına iştirak etmek gibisinden tanımlanabilecek fiiller de vardır. Bu bağlamda Vichy rejiminin memurlarının soykırım suçuyla bağlantılı olarak yargılanması gündeme gelebilir tartışması. Burada bu tartışmada 1990'lı yıllardaki yargılamalarda 1940'da başlayan bir rejimin 1940-44 arasındaki bir rejimin bütün bir genel tarihsel
bilançosunun çıkarılmaya çalışıldığını görüyoruz. Vichy rejimi acaba Nazi soykırımının iştirakçısı mıydı, yoksa Fransa'daki Yahudileri Nazi soykırımından korumak için bir şekilde yollar bulan ve bu bağlamda iştirakçı olmayı bırakın, soykırımın gerçekleşmesini engelleyen faaliyetleri gösteren bir rejim miydi? Bunu bir tarih tartışması olarak gözlemliyoruz. Veyahut da Yugoslavya örneğine gelirsek, işte biraz önce bahsettiğim gibi 1940-45 arasında çeşitli etnik grupların temsilcileri olan örgütlerin işledikleri suçların çerçevesi neydi? Bunların 1991'de, 1992'de yaşananları haklı çıkarmak açısından ne gibi etkileri olabilir tartışmaları. Ve bu bağlamda mahkeme salonlarında tarihçilerin, yani tarih uzmanı akademisyenlerin bilirkişi olarak, uzman tanık olarak dinlenmesi gibisinden olgular karşımıza çıkıyor. Bu özellikle Yugoslavya Mahkemesi'nde 1990'ların ve 1990'ların ikinci yarısında 2000'lerin hemen başlarında verilen kararlarda çok net bir biçimde gözlemlenebilir. Örneğin Taliç kararında, örneğin Kırstıç kararında bireysel ceza sorumluluğuna ilişkin bölümü başlamadan önce hükmün uzun uzadıya, işte 1941-45 arasında Yugoslavya'da ne oldu onun anlatıldığını görüyorsunuz mahkeme kararı. Daha sonra işte 1991'den itibaren Yugoslavya'da çatışma nasıl yaşandı, kim hangi aşamada çatışmaya ne şekilde müdahil oldu, bunun tartışıldığını görüyorsunuz. Dolayısıyla ortada bir mahkeme kararı var. Bu mahkeme kararı adıyla adlı bir kişinin ya da birden fazla kişinin belli bir suç oluşturan fiili işleyip işlemediklerine ilişkin son derece somut bir konuyu tartışıyor. Fakat bunu tartışırken etrafında bir tarih anlatısının oluşturulduğunu görüyorsunuz. Burada tabii şunun bir özellik olarak ön plana çıktığını görüyoruz. Gerek soykırım suçunda, gerek insanlara karşı işlenen suçlarda bireysel ceza sorumluluğunu klasik çerçevenin dışına çıkaran bir takım enstrümanlara da başvuruluyor. Örneğin komuta sorumluluğu kavramı, örneğin bunu Türkçe'ye el birliğiyle suç işlemi olarak çeviriyorlar. Joint Criminal Enterprise denilen bir kavram. Komuta sorumluluğunda kişinin bireysel ceza sorumluluğu kendisinin hiçbir şekilde işlemediği fiillere kadar uzanıyor. Eğer aslarınızın işlediği bir takım fiillerden siz haberdar olmuş ama harekete geçmemişseniz ya da daha genel bir biçimde konumuz itibariyle haberdar olmanız gerekliliği çıkarsa da, çıkarılabiliyorsa o zaman siz bu fiillerin işlenmesinden dolayı sorumlusunuz. Herhangi bir biçimde işlemesiniz. Veyahut da el birliğiyle suç işlemleri, Joint Criminal Enterprise'da biraz daha bu organize suçlar yargılamaları kaynaklı bir kavram olarak daha sonra uluslararası ceza hukukunun bünyesine aktarılmış bir kavram. Aynı hedef etrafında birleşmiş bir grup insan birbirlerinin fiillerinden o fiillere hiç iştirak etmeseler bile sorumlu sayılırlar. Örneğin şimdi atıyorum. Mlakiç'te Karadžić Bosna Hersek topraklarını Boşnak etnik grubundan tamamen arındırmak için bir ortaklık içine girdiler. Karadžić'in fiillerinden, Mladić o fiillerin işlendiğinden haberdar dahi olmasa bile
sorumlu bu evliliğiyle suç işleme kavramı çerçevesinde. Çünkü bunların bir ortak hedefte birleştikleri, dolayısıyla birbirlerinin fiillerinin birinin diğerinin fiiline katılımı olmasa bile birbirinin tamamlar nitelikte olduğu varsayılıyor. Yargılamayı bu kadar geniş bir sorumluluk çerçevesi üzerinden yaptığınızda ister istemez meta analizlere girişmek zorunda kalıyorsunuz. 1992'de Bosna Hersek'te bağımsızlığını ilan eden Sırp hükümetinin amacı neydi? Bunu tartışmaya başlıyorsunuz. Bunu tartışmazsanız çünkü Mladic ile Karadžić'in ortaklığını tespit etmeniz ve dolayısıyla bunların birbirlerinin birinin diğerinin fiilinden haberdar olmaksızın işlediği suçlardan sorumluluğunu gündeme getirebilmeniz mümkün değil. Dolayısıyla bireysel ceza sorumluluğunun kapsamı genişledikçe ortaya çıkarılması gereken tırnak içinde somut olgular ve bu somut olguları birbirine bağlayan noktalar daha genelleşiyor ve bir tarihçinin bir tarih dilimini anlatmak için yapmaya gereksinim duyduğu nitelikte analizlere girişmeye başlıyorsunuz. Bunların mahkeme kararıyla yapılması, bir yargılama, ceza yargılaması faaliyeti sonucunda yapılması orada belli bir takım sorunlar çıkarıyor. Bu sorunların teknik boyutlarına girmeyeceğim. Hem o konuda uzman olmadığım için hem de her bir çerçevede bunların tartışılması farklı donelerle desteklenmek durumunda olduğu için. Ama şuna değinmem gerekli. Bir mahkemenin yürüttüğü yargılama faaliyeti sonucunda ortaya çıkan kararın etkisi nedir diye sorulduğunda bu biraz sosyolojisinin çerçevesine de giren bir boyutu olan bir konu, bir soru. Şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz şimdi. Biraz önce bahsettiğim çerçeve işte mahkemenin bağımsızlığı, tarafsızlığı, işte yargıçların işlerini yaparken takılmış oldukları tavrın profesyonelliği vesaire gibi sistem takım kriterler üzerinden değerlendirilebilir. Bunları bir nasıl diyeyim, hukuki bağlamda olması gerekenler listesi üzerinden test edebilirsiniz. Mahkeme yeteri kadar tarafsız mı? Mahkeme yeteri kadar bağımsız mı? Yargıçlar yeteri kadar profesyonel mi? Vesaire. Ama bütün bu testlerden geçen bir mahkeme kararının bile kamuoyunda mahkeme gerçekten bağımsız ve tarafsız yargılama yaptı ve sonuçta adil bir yargılamayla bir hükme vardı. Artık bu hükmü hepimizin kabullenmesi gerekir şeklinde bir etki doğurması söz konusu olmuyor. Özellikle bu meta faaliyetleri, meta tarihsel gerçeklikleri tartışan mahkeme kararlarında. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Yugoslavya Ceza Mahkemesi'nin, Birleşmiş Milletler Ceza Mahkemesi'nin evet, bir takım eleştirilecek yönleri vardır. Faaliyeti sırasında her şeyi mükemmel yapmıştır demek tabii ki mümkün değildir vesaire. Ama yine de işte birçok kriter bağlamında üst düzey bir standartı tutturduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz ceza yargılamasında. Ama bu faaliyetler sonucunda verilen kararların adil kararlar olarak, tarihsel gerçekliği tespit eden kararlar olarak kabullenilmesi her bağlamda söz konusu olmuyor. İşte özellikle milliyetçi temalar üzerinden şekillenen
siyasi tartışmalarda şunları net bir biçimde gözlemleyebiliyorsunuz. İşte bir grup kendisinin temsilcisi olduğunu düşündüğü sanıklara karşı verilen hükümleri adil değil olarak nitelendirirken bir diğer grubun temsilcisi olan temsilcisi olarak kabul edilenlere karşı verilen hükümleri adil olarak şey yapıyor. Yani aynı anda aynı grup, aynı dahil insanlar aynı mahkemeyi adil ve adil olmayan olarak yaftalıyorlar. Ve bunu sadece sanığın kimliğine bakarak yapıyorlar. Dolayısıyla burada mahkemenin hukuki kıstaslar üzerinden faaliyetinin değerlendirilmesi haricinde bir takım faktörlerin devreye girdiğini görüyoruz. Bu tabii ki ortaya çıkan kararın bir tarihsel gerçekliği yansıtan karar olup olmaması olgusunu da doğrudan doğruya ilgilendiren bir faktör. Toparlamak gerekirse burada tabii ki mutlak sonuçlara varmak mümkün değil ama belli bir takım tartışma başlıklarının dile getirilmesine gayret ettim diyebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi şudur. Bir mahkemenin vermiş olduğu hükmün mahkemenin faaliyeti hukuki kıstaslara göre her ne kadar üst standartta kabul edilse dahi bir gerçekliği tespit olarak nitelendirilmesi neden mümkün olamıyor? Bunun tartışılması. Yani mahkemenin kamuoyunda ne şekilde algılandığının hukuki kıstaslara referans veren ama bazı sosyolojik ve siyasi olguları da göz önünde bulunduran biçimde tartışılması gibisinden bir zorunlulukla karşı karşıyayız. Bunu soykırım ve insanlar karşı suç boyutu taşıyan yargılamalarda, bu fiillere yönelik yargılamalarda çok net bir biçimde gözlemleyebiliyoruz. Ama daha küçük ölçeklerde yine mağdurun veyahut da failin siyasi, etnik, dini vesaire kimliğinin ön plana çıktığı her türlü fiilin yargılanması açısından gündeme getirilebilecek bir konu olduğunu gözlemleyebiliriz çeşitli örneklerde. Ve bu gibi durumlarda işte, tamamen mekanik bir hukuk, hukuki standartlar şeması üzerinden analizlere girişmek ne yazık ki tamamıyla bir sosyolojik gerçekle tekabül etmiyor. Bunu dile getirmeye çalıştım. Umarım çok fazla suçlu insan yapmadan demek istediğimi ifade edebilmişim. Çok teşekkürler hocam. Herhalde mikrofona çok gerek yok bu salonda diye düşünüyorum. Ben de böyle devam edeyim izninizle. Şimdi aslında her şeyden önce gayet kapsamlı bir sunuştu. Sağ olun. Galiba şöyle bir boyutu var meselenin. Belki onun üstüne başlangıçta hep beraber düşünmek iyi olabilir gibi geliyor bana. Şimdi aslında ceza yoluyla hakikate ulaşma meselesinin kapısının bir parçacık açık olması bile aslında iyi kötü bir geçiş kararı alınmış olmasına ve bir takım ortakya geçiş dönemi adaleti mekanizmaları dediğimiz meselenin bütünlüklü olarak devreye konulmuş olmasına da bağlı. Bana öyle geliyor ki bu işte diyelim ki otoriter ya da diktatöryal rejimlerden bir parça demokrasiye doğru evrilme süreçlerini yaşamayan ülkelerde
doğrudan doğruya o çatışmalı şartlar devam ederken ya da diktatöryal şartlar devam ederken ceza yargılamaları yoluyla hakikatin kendisine temas etmek, onun boyutlarına temas etmek o kadar da kolay bir şey değil. Burada şöyle bir açmazla karşı karşıya kalıyoruz genellikle. Bilmiyorum ne dersiniz hocam buna ve sonra tabii sanırım katılımcılar da buna katkıda bulunursa çok sevinirim. Türkiye örneğinden küçücük bir şey girişle sorumu sormuş olayım izninizle. Şimdi mesela Türkiye gibi neredeyse her 10 yılda bir demokrasinin kesildiği şartlarda yaşadığımız kabul edilirse çeşitli askeri darbe türevleriyle bir türlü bu ağır yaşanan ağır insan hakları ihlalleriyle yargısal düzeyde hesaplaşılması ve faillerin hesap verir kılınması mümkün olamıyor. Yani diyelim ki işte hep söylene geldiği üzere 12 Eylül darbesinden sonra yüz binlerce insan gözaltına alındı, işkenceden geçirildi filan. Fakat yargısal düzeyde bakıldığında çok az sayıda faili, işte yüksek komutanlar, Evren'le Şahin Kaya'yı hariç tutarsak sorumlu tutuldu. Arkasından 90'lı yıllara ilişkin ağır insan hakları ihlalleri geldi. Çok sayıda zorla kaybetme, çok sayıda keyfi infaz, hukuk dışı infaz. Onların da failleri için olması gerektiği gibi somut delillere dayalı şekilde yargılamalar yürütülemedi ve böyle bugüne kadar gelindi. Çok farklı alanlarda farklı ihlallerle karşı karşıya kaldık. Gerek soruşturma evrelerinde, gerek soruşturma evrelerinde hep yargısal yollar bir şekilde tıkanıyor. Çünkü gerçek bir geçiş iradesi, gerçek bir demokrasiye dönüş iradesi görülemiyor diye varsayıyoruz. Çünkü yargının ne yazık ki anayasada yazıldığı gibi o üç bağımsız kuvvetten biri olmadığı, yani neredeyse yargının idareye bağlı bir devlet dairesi olarak yapılandırılmış olduğu ve böyle kendi bağımsız, tarafsız ve güçlü yapısını koruyacağı olanaklarla donatılmadığı bir noktada yargının kendinden menkul, o kendi gücünü ortaya koyarak hakikate ulaşma konusunda inisiyatif kullanması pek de söz konusu olamıyor. Şimdi ben bu böyle bir açmazla karşı karşıya olduğumuzda şöyle hukukçular olarak şu sıkıntıya cevap vermenin bir parça anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bu şartlar altında yaşarken ceza adaleti yoluyla hakikate ulaşmak için yapılabilecekler nedir? Buna ilişkin imkanlar ve sınırlar üstüne bir parçacık konuşabilir miyiz? Ve tabii ki bunun için de belki diğer dünya ülkelerinin deneyiminden yararlanarak şu soruyu da sorabiliriz. Arjantin, Peru, Venezuela, Kolombiya gibi demokrasileri Türkiye'den pek de parlak olmayan bazı ülkelerde anayasa mahkemelerinin hakikat hakkı konusunda şahane kararları var. Bunlar bizde niye olamıyor mesela? Belki bir parça bunun üstüne konuşabiliriz. Bu soru tabii ki hepimiz için. Ben ilk sözü almış oldum bu arada. Teşekkür ediyorum. İsterseniz siz buyurun hocam, sonra devam edelim. Evet, şimdi şeyde haklısınız tabii ki. Böyle bir yargılama faaliyetinin ortaya çıkması için öncelikle şeylerin bitip yeni bir sayfanın tırnak içinde açılmış olması gerekli. Yani rejimin dönüşmüş olması gerekli. Aynı rejimin içindeyken böyle bir faaliyetin ortaya çıkması söz konusu değil. Hemen şeyden bahsedeyim. Çok kısa bir çerçevede şey tartışması da yapılmıştır. Acaba rejim dönüşse bile geçmişi bu şekilde deşmek iyi bir şey midir? İspanya örneğinde bunun çok yoğun biçimde yapıldığını görüyoruz. Yani Franco rejimi sonrasında İspanyol demokrasisi kurulurken unutmak yolu seçilmiştir. Çünkü öteki türlüsünün çok daha ciddi salsıntılara yol açacağı varsayılmıştır. Fakat şimdi detaylarına girmeyeyim. Bunun da bir noktada tükendiğini görüyoruz.
gerek şeyler üzerinden, Latin Amerika'dan İspanya'ya uzanan takım davalar üzerinden, gerekse İspanya'nın kendi iç dinamikleri üzerinden Franco diktatörlüğünü ve iç savaşı tartışmayalım. O dönemde işlenen suçları unutalım ve yeni bir sayfa üzerinden yepyeni bir topluluk inşa edelim fikri tam olarak hayata geçirilemedi. Dolayısıyla rejimin dönüşmesi, evet, böyle bir geçmişle yüzleşmenin ya da hesaplaşmanın ister istemez ortaya çıktı, böyle bir iradenin de ortaya çıktığı bir ortam olarak kabul ediliyor. Ama şu tartışmanın da yapıldığını görüyoruz. Arjantin örneği, Şili örneği, Latin Amerika örneklerinde de ağırlıklı olarak. Bunu yapmanın en iyi yolu ceza yargılamalarıdır. Yoksa bunlar birbirine alternatif olarak sunuyorlar. Aslında Arjantin örneği de gösteriyor ki birbirlerinin alternatifi olmak zorunda değiller. Birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olabilirler. Gerçeklik komisyonları gibisinden yargılama boyutu taşımayan bir tarihsel gerçekliğin ortaya çıkarılması faaliyeti acaba toplumsal yapıdaki tahribatı giderme bakımından daha elverişli midir? Arjantin'de mesela bunun biliyorsunuz bir daha asla Arjantin cuntasının suçlarını araştıran komisyonun, tarih komisyonunun ortaya çıkardığı raporun başlığıdır. Ve yargılamalar bu rapordan sonra başlayacaktır. Af yasalarını Anayasa Mahkemesi'nin, Yüksek Mahkeme'nin geçersiz kılması ve yargılamaların önüne açılması bu faaliyetten sonra gerçekleşecektir. Dolayısıyla acaba yargılamaları daha ikinci planda tutan ya da belki gündeme getirmeyen veyahut da gerçek karşılığı affı içeren bir mekanizma, Güney Afrika Cumhuriyeti örneğinde olduğu gibi, eğer işlediğin suçları gelip kamuoyu önünde açıkça itiraf edip özür dilerseniz o zaman cezalandırılmayacaksınız. Ama bunu yapmazsanız ve bir şekilde suç işlediğinizin bilgisine erişilirse o zaman yargılanacak ve cezalandırılacaksınız gibisinden bir pazarlık tırnak içinde üzerinden de bir formül düşünülebilir. Her halükarda yargılama faaliyeti evet ama her şeyi yargıya bırakmak, her şeyi yargılama faaliyetine bırakmak, hele hele yargı erkinin bu çerçevede tamamen, nasıl diyeyim, otonom bir biçimde hareket eden, sadece gerçeği ortaya çıkarmaya yönelik faaliyet gösteren bir bütün siyasi etkilerden arınmış bir organ olarak işlediğini gözlemlemek pek mümkün olmuyor. Özetlersek şunu söyleyebiliriz. Bir, evet, rejim değişti, yeni bir sayfa açılıyor. Geçmiş rejim bir kere daha tekrarlanmayacak, bunu istemiyoruz iradesi çok önemli tabii ki. Yargılamaların başlamasının en önemli şartı bu. Ama bu şartın yerine gelmesi halinde bile yargılamalar en iyi yol mu, yoksa yargılamaları önceleyen başka bir takım yöntemler, gerçeklik komisyonları, işte hafıza mekanları, özür politikaları vesaire gibisinden yöntemler mi öne çıkarılmalı? Bu da tartışılan bir konu. İş yargılamalara geldiğinde tabii ki yargı mensuplarının bu bağlamda şeyi çok önemli. Kendi işte bağımsızlıklarını ve tarafsızlıklarını gözeten bir konumda faaliyet göstermeleri, kendilerini bir zamanlar
faaliyet gösteren bir grubun uzantısı olarak görülmeleri veyahut da bir şeyler devlet adına, devletin bekası adına yapıldıysa o devletin memuru olarak öncelikli görevlerinin yine o devleti korumak olduğu fikrini tamamen terk etmeleri vesaire son derece önemli. Bu şartlar yerine geldiğinde yargılamaların sonucu eriştiğini görebiliyoruz. Bazı örneklerde şu da gündeme geliyor. Mesela Almanya'nın Nazi rejimi geçmişiyle yüzleşmesi. Bu belli bir ölçüde Sırbistan'da ve Hırvatistan'da da gerçekleşti. Önce uluslararası nitelikte mahkemelerle başlayan, sonra ulusal yargı organlarının devreye girdiği bir dinamik içinde oldu. Ulusal yargı organlarının bu çerçevede devreye girmesi, birdenbire devreye girmesi en azından ilk etapta mümkün olmayabilir. Bir uluslararası yargı organının verdiği ivmeyle ulusal mahkemelerin faaliyete başlaması daha nasıl diyeyim, etkili sonuç doğuruyor. Bu bahsettiğim örneklerde görülebildiği kadarıyla. Sağ olun hocam. Salondan söz almak isteyen varsa, katkıda bulunmak isteyen, her ne kadar çok spesifik bir konu konuşuyor idiysek de hukukçular için. Hocam, bu uluslararası mahkemelerin işleyişiyle ilgili bilginiz var mı? Yani ceza kanunumuzu, yani cezanın temel prensipleri, işte temiz hakkı, kanun yoluna gitme, yargılamada diyelim ki 10 sene ceza aldı birisi, bu hangi infaz yasasına göre hesaplanacak? Bununla ilgili, yani kimse bir soru yok diye bir bilgiyi bulmuşken alayım diye sordum ama. Yani benim üzerinde çalıştığım örnek Birleşmiş Milletler Yugoslavya Ceza Mahkemesi. Evet. Bu mahkeme kendi yargılama mahkeme Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bir kararıyla kurulmuş olan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Birleşmiş Milletler Şartı'nın 7. bölümüne dayalı olarak kurmuş olduğu bir organ. Burada barışın korunması veyahut da bozulmuş olan barışın yeniden tesis edilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi askeri güç kullanmak da dahil her türlü önlemi alabilir şeklinde bir ifade var. Bir uluslararası mahkeme kurmak o her türlü önlem lafının içine sokularak böyle bir organ oluşturuldu. Ve mahkeme kurulduktan sonra kendi yargılama usullerini kendisi belirledi. Hangi suçları ne şekilde yargılayacağını vesaire. Mahkeme iki aşamalı kuruldu. Daha doğrusu şöyle, hemen arkasından bir de Ruanda mahkemesi kurulmuştu. Yugoslavya mahkemesi ve Ruanda mahkemesinin birinci derece yargılama daireleri yanında her ikisinin ortak bir temiz dairesi vardı. Yani, gerek Yugoslavya gerek Ruanda yargılama dairelerinin vermiş olduğu kararların temiz edildiği bir diğer daire. Bu mahkeme kendi yargılama usullerini biraz önce söylediğim gibi kendisi belirledi ve bunu belirlerken hem Anglo-Sakson sisteminden hem de kıta Avrupası sisteminden yararlandığını görüyoruz. O yüzden genel bir durum yok genel. Evet. Ama Uluslararası Ceza Mahkemesi daha sonra Roma Sözleşmesi sonucunda ortaya çıkmış olan onun kurucu belgesi bir uluslararası sözleşme. Fakat o mahkemenin de kendi prosedür kurallarını kendisinin belirlediğini görüyoruz. Ama bunların hepsinde temel ceza prensiplerine riayet ediliyor. İnfaz usulü nedir? İnfaz usulü de şöyle, Yugoslavya örneği, Yugoslavya mahkemesi örneğinde
bu mahkemenin vermiş olduğu hükümlerin infazı yine bu mahkemeyle Birleşmiş Milletler Örgütü üyesi devletlerin yapmış olduğu ikili anlaşmalarla belirleniyor. Yani bu mahkemeyle Hollanda, Almanya, Danimarka vesaire bir devlet olarak uluslararası bir anlaşma yapıyorlar. Senin vermiş olduğun hükmün infazını ben kendi infaz kurumlarımda gerçekleştireceğim diye. O zaman da mahkeme hükmü verdikten sonra hangi hükümlünün hangi ülkeye gönderileceğine karar veriyor o anlaşmalar çerçevesinde. Dolayısıyla o ülkenin infaz kanunu infazı geçerli olur. Evet. Belki ben şöyle bir katkıda bulunsam ve sonra hep birlikte tartışsak sizin görüşünüzle başlayarak iyi olabilir diye düşünüyorum. Ben bu hakikat meselesi üstüne ilk çalışmaya başladığımda, bu arada bilmeyenleriniz muhtemelen çoktur, bir sivil toplum kuruluşunda çalışıyorum. Belgeleme yapan Hakikat Adalet Hafıza isimli bir sivil toplum kuruluşunda. Hakikat meselesinin farklı boyutları üstüne ceza adaleti yoluyla hakikate ulaşmak bir alt başlık ya, aslında bunun tamamının ne olduğu üstüne bir yerleşene kadar kafamda mesele bir zaman geçmişti. Belki bir parçacık bunu da konuşmakta fayda olabilir soruların açılması bakımından diye düşünüyorum. Burada da belki Güney Afrika Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu tarifinden küçük bir yardım almak iyi olabilir. Uzlaşma Komisyonu raporunun giriş bölümünde bir tarif var. Böyle dört ana alana ayırmış hakikat meselesini. Yanılıyorsam düzeltin hocam, eksiklerim vardır mutlaka. Bu ilk ve temel alanda diyor ki, onu şey diye tarif ediyor yanlış hatırlamıyorsam, nesnel ve olgulara dayanan hakikat alanı diye tarif ediyor, delillere dayalı hakikat alanı diye tarif ediyor. Ve bu alanda çalışanların, ki hukuk ve ceza yargılamaları ve adalet daha çok bu alana sirayet ediyor, bu alanda çalışanların amaçladığı şey aslında, İşte bu çok tahrip görmüş, çok yara almış, on binlerce, yüz binlerce mağdurun yaşandığı ve geçmeye çalışan bir geçiş halinde olan toplumda o mağdurlardan kimlere, nerede, ne olduğunu, işte ne yaşandığını, faillerin kim olduğunu nesnel ve olgusal delillerle tespit etmenin alanı diye tarif ediyor bu ilk alanı. Ve sonra şeye geçiyor, işte belki kişisel ve anlatısal hakikat diye tanımladığı bir başka alan olduğundan söz ediyor rapor ve diyor ki bu alanda da amaç bu ihlal mağdurlarına kendi kişisel öykülerini anlatma imkanı tanıyan olanakların yaratılmasıdır diyor. İşte gerçeklik ya da hakikat komisyonları dediğimiz şey biraz buna tekabül ediyor. Çünkü ceza yargılamaları yapısal olarak bir otoriteye tabidir, zaman sınırlaması vardır, kuralları vardır ve burada mağdurlar kendilerini ne yaşadıklarını gerçekten iyileşmeyi sağlayacak düzeyde acılarını paylaşma imkanına sahip değildirler diyor. Bu nedenle böyle yapıların oluşturulması gerekir diyor ve işte hatta hepiniz bileceksiniz bu günler süren şeylerin, yargılamaların ve hukuk komisyonları oturumlarının televizyonlarda ve radyolarda yayınlanmasının Güney Afrika'da tam da bu amaca hizmet ettiği, mağdurların yaşadığı acının görülür, bilinir, kabul edilir olması için bir vesile oluşturduğu, önemli bir zemin oluşturduğuna inanılır. Bir üçüncü alan tarif ediyorlar, o da galiba böyle toplumsal ve uzlaşmaya, diyaloğa dayalı hakikat alanı olarak tariflenen alan. Bu benim için çok çarpıcıydı ilk çalışmaya başladığımda. Şöyle diyordu, hatta Güney Afrikalı bir hukukçuya ithafen, Albisaş ismi yanlış hatırlamıyorsam, diyor ki Saş, bu tür çatışmalı dönemlerde, tabii ki mealen söylüyorum, affedin eksiklerim varsa, bu tür çatışmalı dönemlerde hakikatin ne olduğunu tam olarak anlatacak tek bir kişi ya da bir toplumsal kesim bile
yoktur diyor. Mutlak olarak hakikatin ne olduğunu söyleyecek. Her kesimin kendi etkilendiği şekilde yaşadığı bir versiyon vardır. Ve eğer amaç bütün bu çatışmalı dönemden çıkıp bir şekilde uzlaşmak, düze çıkmak, yeni bir yaşam kurmaksa, bu versiyonların hepsini dikkate alan, karşılıklı olarak anlamayı kolaylaştıran, o empatiyi yaratacak şekilde dolaşıma sokan olanakların da yaratılması şarttır diyor. Bu bence çok çarpıcıydı. Gerçekten mesela bizim ülkemizde özellikle bunun sıkça yapılmadığını, herkesin bulunduğu pozisyona kilitlendiği yerden konuşulduğu zaman da pek bir şey aşama kaydedilmediğini düşünüyorum. Tabii ki burada asla yaşananların tahrip edilmesi, gözden gelinmesi, unutulması plan söz konusu değil. Ama anlamaya yol açacak şekilde belki yumuşatılması, belki buna ilişkin imkanların zorlanması. Ve sonuncusu da çok ilginçti. Orada da işte diyordu ki bu cezalandırıcı adalet aslında uzun vadede pek de işe yaramıyor. Suçlar kendini habire tekrar ediyor. Suçlular da bundan pek geçmiyor. Failler yani biz cezalandırıldık diye bunu bir daha işlemiyor değiller. O zaman acaba onarıcı adaletin imkanlarından da yararlanmak düşünülebilir mi? Burada şey çok önemlidir. Yani faillerin konuşmasının ve onların anlatımlarının dolaşıma girmesini sağlanması çok önemlidir. Bunların hepsi de ancak birbirini tamamlayacak şekilde bir hayata uygulanmaya başlarsa bir toplumsal uzlaşma, bir değişim, farklı bir yaşam kurulması, yeniden birlikte bir uzlaşıyla yaşam kurulması mümkündür gibi bir sonuca ulaşıyordu ki bence düşünmeyi kolaylaştırıcı bir tarif, iyi bir tarif. Bunun eleştirenlerini de çok biliyorum ama belki aslında yani ceza adaleti meselesinin, ceza adaleti ve yargılamalar yoluyla hakikate ulaşma meselesi kadar bu boyutuna ilişkin de fikirlerini paylaşmak isteyen olursa salondan, katılımcılardan çok güzel olabilir. Çünkü bazen biz fazla teknik düşünebiliyoruz, özellikle hukuk alanında çalışanlar. Halbuki bütün alanlar birbirini tamamlayıcı şekilde çözüm üretiyor genellikle ya da sonuç üretiyor. Ya da siz katkıda bulunmak istiyor musunuz hocam? Yani en önemli çok söyleyeceğiniz şey var. Yugoslavya örneği açısından da özellikle. Evet, yani burada şu önemli belki, mağdurların açısından hakikatin ortaya çıkarılması tabii önemli. Ama mağduriyeti gidermek bağlamında bu ceza yargılamaları ne kadar etkili araçlar, bunu ister istemez sorumluyorsun. Yani hemen aklıma gelen örnek, Srebrenica'da Birleşmiş Milletler Barış Gücü Birliği olarak orada bulunan Hollanda Birliği'nin tercümanı olarak çalışan boşnak kişinin hikayesi. Srebrenica'lı bir boşnak. Şeyde Sırp birlikleri Srebrenica'yı ele geçirdiklerinde halkın bir kısmı Hollanda Birliği'nin işte şeyine kışlasına diyeyim sığınıyor ve orada Hollanda Birliği Sırp güçlerine, Bosna Sırp ordusu birliklerine, Sırp güçleri demek doğru değil tabi, Bosna Sırp ordusu birliklerine bu kişileri teslim ediyorlar. Bu sırada o Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında olanlar bir korunma görüyorlar. Yani eğer siz Hollanda Birliği ile bir şekilde ilişkiliyseniz, bir Birleşmiş Milletler kimliğiniz varsa
Bosna Sırp Ordusu'na teslim edin diyorsunuz. Bu kişi Bosna Sırp Ordusu'na teslim edilmiyor fakat gözlerinin önünde kardeşinin teslim edildiğini görüyor. Ve kardeşi de aslında Birleşmiş Milletler çalışanı konumunda olan bir kişi. Fakat bir şekilde bir hata var ortada ve o yüzden Sırp birliklerine teslim ediliyor. Buna tanık olan babası, iki kardeşin babası olan kişi de Sırp birliklerine teslim edilen oğlunun peşinden gidiyor. Onun da Birleşmiş Milletler kimliği var ve canını tırnak içinde kurtarabilecek durumda. Böyle bir travmayı yaşadıktan sonra ve ondan sonra biliyorsunuz ki o kişiler kurşuna diziliyorlar. Biraz daha öteye götürülüp o Sırp birlikleri tarafından. Şimdi bu kişi Miladic hakkındaki hüküm okunurken salondaydı. Ama acısını net bir biçimde görebiliyordunuz. Yani Miladic, Karadžić veya adı ne olursa olsun, hangi sorumlu olursa olsun, ne cezaya çarptırılırsa çarptırılsın, hangi mahkeme söz konusu olursa olsun, bu kişinin acısının dindirilmesi, oh rahatladım artık, çektiklerimin nasıl diyeyim, karşılığı ödetildi duygusuna varabilmesi mümkün değil. Dolayısıyla bu fiillerin yargılamalar üzerinden mağdurlara sağlayabileceği bir konfor, rahatlama alanı bence çok fazla yok. Dolayısıyla bu yargılamaları bence esas olarak toplumsal şey üzerinden değerlendirmemiz gerekiyor. Fayda üzerinden değerlendirmemiz gerekiyor. Acaba birkaç kuşak sonra inkar politikaları üzerinden yeni faillerin ortaya çıkmasını kolaylaştıracak bir toplumsal ortamın engellenmesi açısından bu yargılamalar bir şey sağlayabilir mi? Failler neden bu fiilleri işlemekten vazgeçmiyorlar? Çünkü failler yaptıkları işin tırnak içinde meşruiyetine son derece inanmış durumdalar. Onlar da bir tırnak içinde misyonla bunu yerine getiriyorlar. Tabii ki cezasızlık meselesi. Evet, cezasızlık da önemli. Ama ben ne yaptıysam, atıyorum, devletim için yaptım, halkım için yaptım, ne ceza verilirse verilsin, razıyım. Ben sonuçta bir kahramanım. Duygusu da bir yandan faillerde ortaya çıkabiliyor. Bu yargılamaların bence yaratabileceği etki, yargılamalar artı diğer yollarla tarihsel gerçeklerin ortaya çıkarılması, yaratabileceği etki ancak geleceğe yönelik olarak aslında bu olan bitenin hiçbir kahramanlık yönü yok. Ortada bir vahşet var tablosunu net bir biçimde anlatabilmesi birkaç kuşak sonraki insanlara eğer böyle bir etki ortaya çıkacaksa gibi geliyor bana. Benim kişisel görüşüm tabii. Uzanmak isteyen var mı acaba? Buyurun. Hocam, mağduriyetin tespitinin başlangıçta bir giderim olduğunu söyledi ama ulusal yardım makamlarının daha çok insanlar karşı suç olarak bu tür eylemleri nitelemekten kaçındığına dair bir Yugoslavya deneyimi var mıdır? Bunu sormak istiyorum ve bu mağdurlarda nasıl bir etki yaratıyor? Yani o insanlar karşı suç olarak değil de işte bir basit öldürme olarak nitelendirilmesi, ulusal mahkemelerin gittiği bir yol mudur? Çünkü bizde bu tarz bir eğilim var gibi görünüyor. Evet. Şimdi Yugoslavya örneğinde Türkiye'deki gibi şimdi mağduriyetin tespit edilmesi başlı başına bir giderimdir. Bu farklı çerçevelerde dile getirilen bir söz ama bunu ben bizzat Türkiye'de 1990'larda olağanüstü hal bölgesinde gerçekleştirilen bazı fiillerin tanığı olanlar ya da
bir şekilde bunları bilenler, bir şekilde bunlar taraf olanlar avukat olarak tarafından dile getirdiğini gördüm. Bu dönemde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin faaliyetleri üzerinden ortada bir mağduriyetin bulunduğunun tespit edilmesi bile bazı kişiler açısından son derece önemliydi. İşte, Tahir Elçin'in de bunu dile getirdiğini biliyoruz. Birçok başka insanın da bunu dile getirdiğini biliyoruz. Dolayısıyla tamamen inkar edilen bir çerçevede mağdurların mağduriyete uğradığının bir şekilde ifade ediliyor olması bile belli bir yarar sağlıyor. Tabii ondan sonra bu mağduriyetin nasıl bir mağduriyet olduğu, bunun hangi fiilin sonucunda ortaya çıkan bir mağduriyet olduğunun tespiti önem kazanmaya başlıyor. Burada da sizin bahsettiğiniz suçun niteliğinin tespit edilmesi, bunun insanlığa karşı suç veya soykırım fiili mi oluşturduğu yoksa basit öldürme, yaralama vesaire gibisinden fiiller mi oluşturduğu tartışmasının da gündeme geldiğini görüyoruz. Yugoslavya örneği açısından bu tartışma gündeme gelmedi. Çünkü Yugoslavya'da yani 1945'te kurulan Sosyalist Yugoslavya'da soykırım fiili, insanlığa karşı suç fiili ceza hukukunun, hukuk düzeninin tanıdığı fiiller. İkinci Dünya Savaşı'nın mirası üzerinden bir hukuk şeyi. Dolayısıyla ulusal mahkemeler önünde yargılamalar başladığında da bu suçlar zaten şey yapılmaya başlandı, iddia edilmeye başlandı. İşte Cenevre Sözleşmeleri, savaş hukukunun ağır ihlalleri gibisinden. Fakat Yugoslavya örneğinde ulusal mahkemeler ölçeğinde problem şuydu. Adalet Bakanlığı istatistiklerinden farklı ülkelerde gözlemleyebiliyoruz. Mesela Hırvatistan'da 1991-2001 yılları arasında gerçekleştirilen insanlığa karşı suç, savaş suçu yargılamalarında 1400 küsür, şimdi tam sayı hatırlamıyorum ama 1400'ünü net hatırlıyorum, 1450 diyelim. Sanığın 1450'si de Sırp etnik grubuna dahil olanlar. Yani Hırvatistan'da Hırvatistan mahkemeleri önünde yargılananlar, insanlığa karşı suçlar vesaireden dolayı 2001 yılına kadar 10 yıllık bir dönemde sadece bir etnik grubun üyeleri. Bir Hırvat mahkemesinin, Hırvatistan mahkemesinin Hırvat etnik grubuna dahil bir sanığı savaş suçundan veyahut da insanlığa karşı suçtan yargılamaya başlaması esas dönüm noktasını, kırılma noktasını oluşturuyor. Ve bunun ancak 2001'den sonra 2000-2001 yıllarında gerçekleşmeye başladığını görüyoruz farklı şeylerle. Almanya örneğinde gidersek tarihi referans olarak Almanya örneğinde hukuki nitelendirme Nazi suçlarının yargılanması açısından önemli bir tartışma konusuydu. Fakat şeyi biliyoruz, işte Alman ulusal mahkemeleri önünde ilk önemli ses getiren yargılama, Nazi suçu yargılaması Frankfurt-Auschwitz yargılamaları olarak adlandırılan 1962-63 yıllarında gerçekleştirilen yargılamalardır. Auschwitz toplama kampında farklı konumlarda görev yapmış işte askerlerin veyahut da değişik resmi görevlilerin yargılanması. Burada Alman mahkemeleri, ulusal mahkeme o dönemdeki ceza kanunu uygulama
tutmamaya karar vermiştir. O dönemdeki ceza kanununda o fiilleri ancak işte adam öldürme ya da yaralama olarak nitelendiriyordu. Fakat bu bile son derece önemli bir etki doğurmuştur. Yani 1963'te Auschwitz yargılamalarının Alman basınında yer alması, Alman kamuoyunda Nazi suçlarının ne kadar yaygın olduğuna ilişkin ciddi bir şoke edici etki yaratacaktır. Bu bağlamda suçun niteliği bazı hallerde, bazı konjonktürde ikinci planda kalabilir diye düşünüyorum. Tabii şey önemli, yani insanlığa karşı suçun, soykırım suçunun unsurlarından birisi olan mağdurların belli bir gruba aidiyet üzerinden mağduriyet yaşıyor olmasının tespit edilmesi önemli. Bu bir basit adam öldürme suçu değil tabii ki. Mağdurun bir özelliğinden kaynaklanan şiddete maruz kalması söz konusu. Ama yani toplumsal hafıza bakımından etki tamamen bu unsura bağlı olarak ortaya çıkmayabiliyor. Almanya örneğinde gördüğümüz bu. Ama şöyle bir ekleme yapmak istedim. Yani evet, aidiyet tespiti en azından gereklidir diyorsunuz ama işte, tanıma baktığımızda işte bir plan, bir politika çerçevesinde yaygın ve sistematik olarak yapıldığının tespiti aslında o hakikate biraz daha yaklaşmamızı sağlamaz mı? Bu açıdan önemli değil mi? Tabii, o açıdan haklısınız. Yani o plan dahilinde işlenen bir sistematik suçlar silsilesiyle karşı olduğunun tespiti tarihsel gerçekliğin fotoğrafını çekebilmek açısından son derece önemli bir unsur. Nazi örneğinde, Nazi suçları örneğinde bu açıdan çok fazla nasıl diyeyim tartışma yok çünkü birçok kaydı var. Soykırımın belgelerini bulmakta zorlanmıyorsunuz. Soykırım niyetiyle fiilin işlendiğini tespit edebiliyorsunuz. Bosna'da örneğin bu problemi ortaya çıktı. Yani şu tartışmanın yoğun olarak yapıldığını görüyoruz. Bosna'da gerçekleştirilen 1992-95 arasındaki gerçekleştirilen fiillerin tamamı soykırım olarak nitelendirilmeli midir tartışması ciddi bir biçimde yapıldı. Yugoslavya Mahkemesi, Birleşmiş Milletler Mahkemesi bu yorumu benimsemedi. Sadece Srebrenica'da 11-15 Temmuz günleri arasında, 1995 yılının 11-15 Temmuz günleri arasında gerçekleştirilen fiiller soykırımdır. Geri kalanlarını farklı nitelendiriyorum dedi ve bu bir önemli tartışma konusu hala. Bunun bu şekilde tespit edilmemiş olması ceza mahkemesi tarafından işte boşnak etnik kimliğini taşıyanlarda bir burukluk olarak yaşanıyor en azından belli bir kısmında. Anlattığınız Hollanda Birliği olayı bu tarihler arasında. Evet. Peki o zaman orada Hollanda askeri olarak değil, zaten Birleşmiş Milletler gücü olarak duran bir gücün bu kişilere savunma hakkı vermemesi olayı Sırplar açısından meşruiyet kazandırmadı mı? Yani öyle bir bakış açısı söylemediler mi? Şimdi şöyle biraz şeyden bahsetmek gerekiyor belki. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1992 yılının sonlarına doğru Bosna Hersek'te 5 güvenlik bölgesi, güvenli bölge, safety zone olarak adlandırılan bölge ilan etti. Bunlardan bir tanesi Srebrenica'ydı. Bunların tamamında katliamların yaşandığını görüyoruz. Yani Birleşmiş Milletler'in aslında yapacağı şey şuydu, bu bölgelerde çatışmasızlığın sağlanması. Fakat bu bölgelerde çatışma gerçekleşmemesi söz konusu olmadı, bilakis işte Sarajevo bir tanesiydi vesaire, Srebrenica. Burada problem şuydu, Bosna Sırp Ordusu birlikleri
o bölgeyi zapt etmek için harekete geçtiklerinde Birleşmiş Milletler Birlikleri onlara karşı silah kullanma emrini alamadılar ya da almadılar. Öyle bir şey olsaydı, öyle bir çatışma olsaydı Birleşmiş Milletler güçleriyle yerel ordulardan tamam, birisi arasında. Serbest inisiyatifle vermediler yani. Karşılarında o zaman silahlı bir tehdit vardı. Tabii tabii. Bir son derece ciddi donanımda ve kalabalık bir askeri birlik orayı zapt etmek üzere harekete geçmiş durumda. Birleşmiş Milletler gücünün yapacağı şey ya savaşmak ya da oradan çekilmek. Onlar çekilmeyi tercih ettiler. Başka katkıda bulunmak isteyen, söz almak isteyen var mı acaba? Peki, saat 7'ye yaklaşıyor. O zaman sizin eklemek istediğiniz bir şey yoksa hocam, konuları yavaşça kapatabiliriz. Biraz karanlık bir tablo oldu gibi hissettim. Ceza yargılamaları yoluyla hakikate ulaşma meselesi konusunda. O nedenle izin verirseniz kapatırken iki umutlu örnekle kapatayım. biri hocam çok iyi bilecektir eminim. İki kurumdan söz ederek bitirmiş olalım. Biri Humanitarian Law Center diye bir kurum. Belgrad menşeli bir insan hakları kuruluşu, bir hukuk kuruluşu. Temsilcileri Natasha Kandic hala başında mı bilmiyorum ama bir avukat. En zorlu yıllarda, savaşın ortasında kendisi bir Sırp olduğu halde Bosna'yı köy köy dolaşıp kadınların başvurularını toplayıp gereken hukuki girişimleri yapıp sonra bu merkezi kurup kocaman bir merkez haline getirip yıllarca bunun mücadelesini veren birçok failin cezalandırılmasını sağlayan muhteşem bir hukuk savaşçısı ve hepsi öyle. Merkezde çalışan avukatların hepsi bir kısmını şahsen tanıma onuruna ulaştığım şahane insanlar. Böyle şeyler de yapılabiliyor. Uzun yıllar bıkmadan, yorulmadan, usanmadan, kazarak, küçük küçük ekleyerek hakikat, evet zorlu bir mücadele hakikati ortaya çıkarmak ama her zaman bazı imkanlar var ve umut var. Bir başka örnek de Arjantin'den olsun. Orada da yine SELS diye bir başka insan hakları kuruluşu var. Onlarca, belki sayıları yüze ulaşmıştır şimdi bilmiyorum. Hukukçunun ve araştırmacının çalıştığı. O da bir başka olağanüstü merkez. Henüz sadece 1,5 ay, 2 ay önce gibi, yanlış hatırlamıyorsam Ekim'in başlarındaydı. Arjantin'deki kirli savaştan 40 yıl sonra oradaki işkencehane olarak kullanılan meşhur bir donanma mekanik okulu vardır, ESMA diye tabir edilen. Oradaki failleri, yani insan hakları ihlallerine sebep olmuş olan failleri, sanıkları yargılatmayı başardılar. Açtıkları davayla tam 40 yıl sonra 789 kişi, yanlış hatırlamıyorsam davanın toplu sanık sayısı, ilk kez 40 yıl sonra ölüm uçuşu pilotlarını ömür boyu müebbet hapse mahkum ettirmeyi başardılar. Kolay değil ama umut da her zaman var. Belki bir parçası olduğumuz mesleğimiz itibarıyla bir parçası olduğumuz bu alanı da belki bir parça pozitif bir yerden bakarak kapatmış olalım toplantıyı. Çok teşekkür ederiz. Türk Ceza Hukuku Derneği'ne de teşekkür ederiz bu fırsatı tanıdığı için. İyi akşamlar.